Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim akşam için çok lezzetli köfte tarifi hazırladım. Ana yemekleri yapmayı da sunmayı da çok seviyorum biliyorsunuz ki. Önümde patates var, tepsi köftesi yapacağız. Köfteleri tepsiye yayacağız, üzerine patates püresi kaşar fırınlayacağız. Müthiş oluyor, dilim dilim de servis edeceğiz. Şöyle sizlere göstermeden kesmek istemedim patateslerimi. Büyüklü, küçüklü. 7-8 tane yani küçük patates diyebilirim ya da 4 tane orta boy. Kabuklarını soydum. Şu şekilde iri iri doğruyorum içerisine. Şimdi bunları güzelce bir haşlayacağım. Bunları haşlanırken de ben de köftemi hazırlayacağım. Çok kolay oluyor. İsterseniz bu yemeği akşamdan hazırlayın. Atın dolabınıza. Ertesi gün üzerine kaşarı koyup hemen fırınlayabilirsiniz. Kolay bir ana yemek. Hem de çalışan bayanlar için ya da çalışan beyler için pratik oluyor. Ben özellikle misafirlerim geleceği zaman bazen akşamdan hazırlıyorum. Dolaba koyuyorum. Her şeyimi hazırladıktan sonra sadece yemeğim kalıyor. Üzerine geçene kadar şöyle su ilavesi yapıyorum. Çok aşırı da değil. Biraz da tuz katıp ocağa götüreyim. Bu ocakta haşlanırken ben köftemi hazırlayayım. Şöyle derince bir kabın içerisine hemen köftemi de yoğurayım. Yarım kilo kadar yarı yağlı, yani biraz da yağlı da diyebilirim, dana kıyma kullanıyorum. Hemen malzemelerimi hazırladım. Hepsini hızlıca ilave edeyim. Bir adet yumurta, birer bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber, pul biber ve tuz. Bir adet büyüklerinden kuru soğanı rendeledim. Suyunu falan sıkmadım. 2 adet 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz da hazırladım bu şekilde. 1 çay bardağı galeta unu da ilave edip köftemi güzelce yoğuruyorum. Bu köfteyi istediğiniz köfteli tariflerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel, lezzetli oluyor. Şimdi köfteyi şöyle 2 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Bu arada patatesim de neredeyse haşlanmak üzere, çok az kaldı. 1 yemek kaşığı kadar su ilavesi yapayım. Daha rahat yoğurmak için biraz elime sert geldi. Köfteyi yoğurdum. Onu kenara alayım önce. Patatesi de haşladım. Fazla suyunu da süzdürdüm. Şöyle güzelce patates ezeceğim. Önce patatesi ezeyim. Patates ezici yoksa normal çatalla bile ezebilirsiniz. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar, çok olmadan, tereyağı ilave ediyorum. Yarım bardak süt, biraz tuz ve biraz da karabiber. Şöyle bir karıştırıyoruz. Patates biraz hazır artık. Şöyle yuvarlak bir borcamda yapacağım. Tabanını biraz yağ döküyorum. Alt tabanını biraz yağ döktüm. Şöyle yayıyorum. Birazcık bol döktüm ki köfteyi güzel alttan kızarsın diye. Tepsiye yayıyorum. Böyle elimde. Yayın düzgün bir şekilde, çatlama olmasın. Ben yuvarlak bir borcam kullandım ama arzu ederseniz kare, dikdörtgen de kullanabilirsiniz. Şöyle bastırarak iyice yerleştiriyorum elimi. Alttan köfte kızaracağı için püre kapatıyor, üstü çiğ kalır diye düşünmeyin. Alttan kızarıyor, yeterli geliyor zaten. Patates püresini üstüne döküyorum. Şöyle yayıyorum kaşıkla. İyice köftenin üzerini kapatacağım.
patates püresini güzelce serdikten sonra en üstüne şöyle bolca kaşarı bırakıyorum. Ortalama bir yarım saatte pişecektir. O arada zaten altındaki köfte falan gayet güzel pişiyor. Bir de fırına atarken arkadaşlar fırının orta gözünün bir altına atın. Köfte daha iyi alttan kızarsın. Ve yüksek ayarda değil, 190-200 derece arasında pişiriyoruz ki hemen üstünü kızartıp atmaması için. Bu aşamaya da çok dikkat edin. Kaşar peyniri de ortalama 150-200 gram arası. Üzerine azıcık bir salçalı su yapıp hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı domates salçasının içerisine sıcak bir çay bardağı su ilave edip şöyle bir çırpıyorum. Bu sosu dökerseniz böyle daha güzel üzeri hem kızaracak hem de suyun sayesinde biraz daha iyi pişecek. Yeterli. Hazırladığım salçalı sosu şöyle hafif hafif üzerine gezdiriyorum. Bu aslında Hasanpaşa köftenin tepsilenmiş hali diyebilirim. Biraz daha su ilave ettim arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar da. Biraz çok koyu olmuş. Ondan dolayı. Tamamdır. Şimdi önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırında pişiriyorum. Yemeği fırından çıkardım. Tam 35 dakikada pişti. Hemen şöyle öyle kesmeyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde hemen bıçaktan direkt. Hemen şöyle. Şöyle ayrıntılı gösterip videomu bitireyim. Mutlaka deneyin, denetin. Yanına hiç pilava bile gerek yok. Bir çorba, bir salatayla akşam yemeğinizi çıkarabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.